Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. Bugün sizlere Green Eliton serisinin ikinci filmindeki Anastasia makyajını yaptım. Yani ondan ilhamlı bir makyaj yaptım. Ne diyeyim ki? Yani beni tanıyanlar bilir. O kitapları da çok seviyorum. Filmini de çok severek izledim. İlkinde, ikincisinde ve bayağı makyajını inceledim. Gerçekten çok sade, günlük olarak kullanabileceğiniz bir makyaj oldu. Bir de böyle kahkül kullanmaya başlamışken de dedim bari kahkül de taktım. Siz de benzettiniz beni. Ben de bunu bir videoya dönüştüreyim ve size sunayım dedim. Umarım videomu keyifle izlersiniz. Hemen izlemeye geçebilirsiniz. Şimdi hemen makyaja başlıyoruz. Ama benim cildim bu aralar o kadar kuru ki, o yüzden ben dayanamadım, nemlendirici sürdüm. Ama siz mutlaka makyaja başlamadan önce nemlendiricinizi sürün. Ve bir şey daha söyleyeceğim size. Ben eczaneye gitmiştim geçen gün, işte bu cilt bakımı için bir şeyler falan bakıyordum. Orada bir görevli bir bayan dedi ki, eğer böyle cildimde sivilce izleri var ya benim, bu izlerin daha da artmaması için yaz kış hiç fark etmez, her zaman bir güneş koruyucusu kullanın dedi. Ve benim de denemem için bana Bioderma'nın bu testerlerinden verdi. 30 faktör bu. Yazın 50 olabilir ama kışın 30 yeterli bence. Şimdi bazı malzemelerin içinde falan oluyor, 30 SPF falan, o da iyi ama bence öncesinde siz yine de uygulayın. Özellikle şu sivilce izlerin olduğu yerlere. Şimdi makyaja başlıyoruz. Önce cilt makyajıyla başlayacağım. Zaten çok fazla bir göz makyajı yok sevgili anamızın. Cilt makyajı için bu videonun tamamında böyle elime yeni geçen ürünleri kullanmaya çalışacağım ki gündemden siz de haberdar olun. İlk defa sizinle deneyeceğim bu Maybelline'in Türkiye'ye yeni gelen Master Camo paletini. Bunun içinde böyle işte renkler var. Bu yeşil olanı kullanacağım kızarıklıklar için. Şimdi arkada görmüş olduğunuz gibi kitaplarımı da koydum. En heyecanlandığım videolardan biri bu arada. Ben tam bir yani Green Eliton'u fanı olabilirim. Çünkü böyle o film, kitabı ilk okuduğumda o kadar etkilenmiştim ki, etkilenmemin nedeni de Christian'ın. Her genç kızın hayali Christian gibi bir erkek. O sadist taraflarını yok sayarsak eğer, tam bir hayalimizdeki erkek hepimizin. O yüzden de tabii ki çok da etkilenerek okuyorsun. İşte mesela filmde diyor ki, en son ne zaman alışveriş yaptın? Adam da diyor ki, en son bir havaalanı aldım. Ne? Havaalanı mı? Ben en son ne aldım? Yani kitap falan almışımdır en son. Yani böyle şeyler tabii biz kızları çok etkiliyor. O yüzden ben de filmi böyle deli gibi izledim ilkinde, ikincisinde. İlkindense ikincisi daha çok kitaba uygundu. O yüzden daha çok sevdim. Sonra şimdi cilt makyajıyla devam edeyim. Garnier'in BB kremini kullanacağım. Filmde benim tabii ki bir makyaj şeyi olarak hep böyle gözüm makyajına kayıyor. Yani nasıl bir makyaj yapmış, neler kullanmış falan. Cilt makyajı, işte göz makyajı inanılmaz sade. Özel bir boloya giderken bile gerçekten çok sade kullanmış. Ama dudaklarında genelde kırmızımsı tonlar seçmiş. Bu ürün istediğim kapatıcılığı vermediği için üstünden bir kat daha geçeceğim. Ya benim boynum artık hani beyazın da ötesinde bir renk olduğu için hiçbir zaman fondötenle uymuyor. Aslında günlük hayatta bu sırıtmıyor ama böyle ışıklar olduğu zaman çok sırıtıyor. Umarım şey görürsünüz, mazur görürsünüz. Mazur mu olur? Göz altlarım için de yine buradaki üstteki bu rengi kullanacağım. Ben bu ürünün yapısını aşırı sevdim. Eğer indirime girerse mutlaka bu Maybelline'in bu kapatıcı paletini mutlaka alın. Şimdi yüzümü boyutlandıracağım birazcık. Bunun için de Benefit'in yeni çıkan bu Hoola Contouring kullanacağım. Bu ürünün ben yapısını çok beğendim. Çünkü mesela böyle yapışkan gibi görünüyor ama dağıttıktan sonra tamamen pudralaşıyor. Böyle ana gülünce şurada şeyler var. Onları... Bunu Body Shop'ın bu fırçalarıyla yapıyorum. Bu fırçaların ben gerçekten hepsini çok beğendim. Özellikle de highlighter fırçası. Korku fırçası da bence çok güzel. Yumuşacık. Sonra bir bronzer uygulayacağım üstüne böyle iyice otursun diye. Bunun için de Avon'un bu markası çıktı. Bundaki bu şey kullanacağım, contour kitini kullanacağım. Bu bronzeri alıyorum. Aslında Anna'nın öyle hani mesela çok yoğun değil hiçbir ürünü. Böyle sanki
hiç makyaj yapmıyormuş gibi ki zaten aslında kitabında yapmıyor. Ama tabii ki de burayı unutmuşum. Orayı da dağıtayım. Benefit'in Galifornia aldığını uygulayacağım. Tam bir Anastasia rengi bu. Anastasia. Bence filmde düşünüyorum şu an film mi kitap mı diye. Ben kesinlikle kitabı tercih ederdim. Çünkü kitapta mesela ananın ne hissettiğini, duygularını falan da biliyorsunuz. O yüzden de hani daha güzel oluyor yani bilerek şey yapmak. Ama filmde bunu yansıtamıyorlar. Sadece birbirlerine dışarıdan nasıl göründükleri. O yüzden ben kitabını çok daha fazla seviyorum. Ama filmi de güzeldi. Yani karakter seçimleri çok güzel. Hani Anastasia tam yani kitaptaki hayal ettiğim gibi. Ama Christian tabii ki çok yakışıklı. Ama bence yani çok tatlı bir tipi var. Mesela kitaptakinde biraz böyle hani gizemli görünmesi gerekiyor gibiydi. Ama sanki filmdeki o kadar değil. Ama ne fark eder. Her haliyle çok yakışıklı. Şimdi Maybelline'in bu Strobing Liquid ürünü kullanacağım. İlk defa kullanıyorum. Da tahminimden çok çok daha iyi. Anastasia'da bu kadar sürmüyordu. Bunu dağıtalım iyice. Biraz pembe olduğu için hani böyle bronz bir makyajı olur mu bilemedim ama çok güzel. Şimdi göz makyajına geçiyoruz. Ben bir tek bunda güncel olamadım lütfen kusura bakmayın. Ama bunu her gratiste bulabilirsiniz. Meet Matte paletini kullanacağım. Klasik buradaki bu gri rengini azıcık kullanacağım. Çünkü aslında hani baktığınızda hiçbir şey yokmuş gibi gözünde. Hani sadece kirpik diplerinde çok hafif bir grilik yapmışlar. Ben de öyle yapacağım. Bu da Body Shop'un karıştırma fırçası. Mükemmel ötesi. Harika. Yani eğer böyle güzel bir karıştırma fırçası alıyorsanız kesinlikle bunu arıyorsanız da buna mutlaka bakın. Maskara süreceğim. Bu da Avon'un markasının Spectra Lash maskarası. Böyle 3 aşaması var ama yani ben hiç daha denemedim. Bence efsanedir. Ruj süreceğiz. Öncelikle ama aşık olduğum bir üründen bahsedeceğim. Bu da Body Shop'ın böyle dudak peelingi. Hatta bunu Instagram'da da paylaştım ama bu o kadar pratik ki hani mesela evde ikisini böyle hazırlamanıza gerek yok. Ruj şeklinde siliyorsunuz. Ve dudaklarınıza peeling yapıp nemlendiriyor. Anastasia her zaman böyle kırmızımsı sanki kendi dudakları dudak rengiymiş gibi ürünler kullanıyor. O yüzden ben bu Benefit'in Benetint'ini kullanacağım. Aslında onun tarzında bir ruj çok aradım kendine ama hiç bulamadım. Ya nude'lar var çok ten rengi ya da çok renkli. O arası hiç yokmuş bende bunu fark ettim. O yüzden bu ürünü kullanacağım. Ama bu ürünü illa kullanmak zorunda değilsiniz. Yani lip balm falan da kullanabilirsiniz. Ben de kırmızı lip balm olmadığı için bunu kullanıyorum. Ve makyajımı bitiriyorum. Şimdi saçlara geliyoruz. Saçlarımı biraz tarayayım. Tada! Şimdi bu kerkülü takacağım. Ulan bir anda nasıl değiştim. Tam bir Anastasia'yım. Allah hepimize bir Christian nasip etsin kızlar. Ve makyajımı bitiriyorum. Böyle hafif sohbetli bir makyaj videosu yaptım sizlere. Hem de bu kerkülü geçen Instagram'da paylaştığımda beni Anastasia'ya çok benzettiniz. Bu benim aşırı hoşuma gitti. Bu arada Anastasia diyorum. Gerçek adı Dakota. Ama işte artık bizim Anastasia'mız olduğu için öyle demek bana daha mantıklı şey geliyor. Daha sıcak geliyor. O yüzden ben de size onun makyajını yapayım dedim. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir ve makyajımı da beğenmişsinizdir. Aslında hani Anastasia gibi yaptım. Hani o adı altında ama aslında günlük hayata çok uygun. Aşırı güzel ve pratik bir makyaj oldu. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğenip de benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Güzel kalın. Hoşçakalın.